Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Senin bildiklerini kimse bilmiyorsa yalnızlaşmışsın demektir. Herkes sıkıntılıdır. Bir de siz ona sıkıntı olmayın. Yani... Çözümün parçası ol. Kimi tutarsan o sıkıntılıdır. Bu Niye sıkıntılıdır? Ahir zaman fitnesini yaşayan sıkıntılıdır. Başka şerler çoktur dünyada. La rahat de fit dünya. Dünyada rahat yok gibi. Şeyleri topladığın zaman herkes sıkıntılıdır. Bir de sıkıntı şu. Siz bu yaşta anlamazsınız onu. Yalnızlaşmak. Ne? Emsalin yok. Emsalin olur, kuşağın yok. Yani aynı şeyi, onun için evlilik esas 50'den sonra o evlilik hayatı, evli olduğu işe yarıyor. Yani faydası var. Nedir o? Tabii mutlak şey. O geçmişteki bütün o gençlik mazilerini birbirine oturup sohbet etmeleri var ya. Yaşlı yaşlı. Ha, o yalnızlığını gideriyor. Onun için çok önemli. Mesela benim şu anda bulunduğum itibariyle, yaşım itibariyle aynı şeylerle oklavadan geçmiş bir emsalim yok. Yani bu neyi gösteriyor? Yalnızlaşıyorsun. Yani sohbet edeceksin. Ya ne haber ya? He ya falan oturuyorsun. Çay içiyorsun. Bize çay getir diyorsun ya. Yani. Mesela siz beraber şimdi ömür geçiriyorsunuz. Allah inşallah siyahat selamet vere sebat verirse 15-20 sene önce İbrahim bir yerde olacak. Furkan bir yerde. Şey, Resul bir yerde. Bir hepiniz bir yerde olacaksınız. Bir yere ihtiyaç duyarsınız. Birbirinize uğ uğrarsınız. Hatırlıyor musun ya Şu tarihte. Böyle hey ya falan. Ne yapayım? Yani o rahatlığı, o deşarjı, o mutluluğu şu anda bilemezsiniz. Bu birinci yalnızlaşmak. ikinci yanlış, yalnızlaşmak derindedir. Çok oz, çok zordur. Mesela senin bildiğini sezişlerini, hat, hads, hatsi kalbi intibalarını, enfusi tefekkürlerini kimseyle paylaşamıyorsun. E muhatap yok. O da seni yalnızlaştırıyor. Onun için böyle fazla talep edilecek bir şey değil. Hani enfusi derinliğe gideyim diye. Sonra yalnızlaşırsın. Herkes sıkıntılıdır. Bir de siz ona sıkıntı olmayın. Bazen düşünüyorum da ölüm insanlara verilen en büyük ödüldür. Çok tuhaf yani. Bazen düşünüyorum. Ölüm insanlara, insanlığa verilen en büyük ödül olarak görüyorum. Nereden izah edersen et. Kendin gibi kimsenin olmasına çalışma. Bırak kendin, kendin ol. Kendine özel ol bir daha çok acayip. Yani bunu nereden çıkartıyorsun? Kardeşim bir yerde bulamazsın. Varsa bir yerde yazmışlarsa almışlar yazıyorlar. Risale okurken, tefekkür ederken dolaşıyoruz ya dersler her tarafa gidiyorum. Yurtta. Orada kardeşlerin sorduğu, ya abi bu nasıldır? Orada ortaya çıkan Allah'ın benim ağzıma verdiği o gariban kardeşe verilmesi gereken emanet cümleyi benim ağzımdan çıkarıyor. Ben de hemen yazıyorum. Bu ya yani, bu cümleler. Kendin gibi kimsenin olmasına çalışma. Kimseyi kendine dönüştürme. Bırak kendin kendin ol. Kendine özel ol. Her şeye sahip olmaya çalışan aptallardan olma. Her şeye sahip olmaya çalışan aptallardan olma. Her şeyin sahibi Allah'tır. Şeyde, Ahmediye'de okumuştum. Çok şuna tedavi etti, hatırlattı. Çok ağır bir cümle. Ahmediye'de okudum diyor ki icazeti almış, eğitimini bitirmiş. Bir medrese eğitimine gidecek. Kocasına demiş ki: "Bana son tavsiyeniz var mı?" demiş. "Var evladım." demiş. "Nedir hocam?" demiş. "Gittin yerlerde Allah davasına kalkışma, Allah'lık davasına kalkışma, peygamberlik iddiasında bulunma." demiş. Tabii ki bir şey demek istemiş ama ağır bir şey yani. Her dediğim olsun demek Allah'lık davasıdır. Herkes beni sevsin demek peygamberlik iddiası başarılı olmak yerine başarılı olmak hep böyle başarılı olmak başarılı olmak hedeflerini varmak hayır hep zekaya dehaya vurgu yaparlar oysa Kur'an akla yapar bir de başarılı ol başarılı ol başarılı hedefine ulaş ne demek başarılı olmak yerine değerli olmaya çalış kıymetli ol başarılı olup da çöp tenekesi yağ tenekesi olmaktan uyduruk kırık çöplerden olmaktan ne yapayım ben o başarıyı? Ne yapayım ya? firavunda başarılıydı. Başarılı değil, değerli ol. Güneş'in parlak olduğuna aldanma. Aslında o bir ateş kütleyedir. Güneş'in öyle parlaklığına aldanma. Sana burada öyle geliyor. Git yanına bakayım. Ateş kütleyedir o. Hani ne demek istediğimi anladın? Nerede kullanırsan kullan. Nere nere için nere için yaş yaşamışsan oraya dirileceksin. Hiç endişen olma. Nere için yaşamışsan oraya dirileceksin. Akşama kadar ne seyrettinse gece uykunda onun devamı olan rüyayı göreceksin. Nere için yaşamışsan oraya dirileceksin. Güçlü insan affeder, zayıf insan intikam alır, akıllı insan görmezden gelir. Uhuvvet Risalesi'nden. Bir daha. Güçlü insan affeder, oradan onu çıkar. Güçlü insan niye güçlüdür? Affettiği için. Zayıf insan intikam alır, akıllı insan görmezden gelir. Bu abi maneviyat noktası değil mi? Manevi güçlü olan insan. Tabii tabii. Yani. Maddi olarak güçlü olan insan zırh verir yani. <laughs> evet. Yani yo padişah da mesela sen hiç gördün mü? Maddeten de öyle. Belediye başkanı jop alıp da simitçiyi kovaladığını gördün mü? Yok abi. Kim yapar onu? Zabıt. Zabıt yapar. Güçlü adam herkeste bulaşmaz. Hz. Ali diyor ki radiyallahu anh cahille münakaşa edip galip gelen hiçbir alim görmedim. Haddini bilmez ki terbiyesiz adam. Cahil adam. Edepsiz. haddini Alimle münakaşa. Her şey der. Alim diyemez ki onun dediğini. Onun için güçlü adam affeder. Zayıf adam intikam alır. Akıllı adam görmezden gelir. Akıllı adam uğraşma. İşaret-i ne diyor? Her avlayan köpeğe taş atsak taş kalmaz. Geçmişimi alırsan yaşlılığın kalkmış olur. Geçmişimi alırsan yaşlılığım kalkmış olur. Bir yaşında hücre var mı? Yok. Kaç defa senede değişiyor bu? İki defa. Peki yüzümdeki hücre senede iki defa değiştiğine göre bir senelik hücre yok. Niye ben böyle gözüküyorum? Niye siz öyle gözüküyorsunuz? Yaşlılık maddede değil o zaman. Yaşlılık nedir? Attın şeye bedense. Ne demek bedense? A beden bu. Ya Mehmet bu bir senelik hücre var mı bedende? Tamam ama şu anda yaşlısın ama. Yani niçin yaşlı gözüküyorum ama bir senelik hücre yok. Niye 60 gösteriyorum? Geçmişim var ya yaşadığım geçmişim. Alırsan yaşlılığım kalkmış olur. Şu simamdaki yaşlılık maddeden değil geçmişimdir. O zaman benden geçmişimi alın yaşlı değilim. Evlenmek sorumluluk almaktır. Elindekilerin farkındalığı seni mutlu eder. Elindekileri görmesen seni mutsuz eder. Mutlu ve mutsuz olmak elinde çok veya az olmakla değildir. Fakir insan elinde olmayan değil, talep talep azlığıdır. Zengin insan. Zengin kimdir? Talep azlığı. Fakir insan elinde olmamak değil. Talep çokluğudur. Elindekilerin farkındalığı seni mutlu eder. Gelecek umudu olan gelecek korkusu olur gelecekten ümitli olan gelecekten korkusu olur. Ahiret diye bir, üm bir ümidi olmayanın ahiret gibi bir korkusu olmaz. Sıkıntılarına baksana neymiş? Sıkıntılarına baksana sen der insanlarda ilişkilerimizden kaynaklanmış. Yani bakın herkes baksın. Sıkıntısına baksın herkes. Zatımız zatımızdan kaynaklanan sıkıntı pek yok. Bir ve iki. Hep insani ilişkilerden çıkmış. Ya yani işinden, ya insanlardan hizmetten ya muca şey yaparken insanlar buna bulaşmaktan ya çalışırken onun bunun derdinden ya trafikteki sıkıntıdan bakın sıkıntınıza onda dokuzu seninle alakası yok. Başım sıkıntına kurtulmuyor demek. ilişkilerde çoksun demek. Düşmanınızın bilmediğini de dostunuzda dostunuza da söylemeyin. Aslında az önceki maddede aslında etrafıyla çok sıkıntılı varsa ifrat lay Hep hiç bir kimseye sıkıntı tefrit. kendisiyle ilgili sıkıntılar olduğunu söylemiyor. Hepiftidir evet. Niye düşündüm Evet doğru. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu sefer kendisiyle uğraşır, boğuşur. Odadan çıkmaz. Kendisi yapar. Dalar böyle. Düşünür. Nasit'in ocağın papa şeyi gibi, papağanı gibi. Var ya pazarda satıyor. Neyi satıyordu? Ha papağan satıyordu. Ulan bu çok para bu kuş değil mi dedi. Kuş ama bu konuşuyor. Demiş biliyorsunuz. Yani kuş ama kuş demiş. Ne özeli var ki bu kadar kuşlardan diğerlerine pahalı. Bu konuşuyor diyor. İyi bir tane şey getirdi. Ne getirdi ya? Hindi hindi. Hindi getirdi. Bu da onun fiyatında söyledi. Hoca dediler tamam bu kuşlardan farklı bu adamı kuşu konuşuyor. Bu kadar pahalı. Senin bu hindin ne özeli var ki demiş yani. Sen bu kadar pahalı. O ötüyor. Bu konuşuyor. Benimkisi de düşünüyor dedi. Niçin söyledim? Sorunlu insanlar, bak şimdi kendisiyle boğuşan insanlar şöyle yapar. Fırsat bulmasın. Hep böyle düşünür, düşünür. Ne yap? Yemleniyor farkında değil. Yemlenmek ne demek biliyor musun? Hep derim. Çok ama çok bedelle aldım bu cevabı. Yani şu son. Kafa, i̇çinize bir soru geldi. Soruya cevap aradınız. Bak şimdi soruya cevap aradınız. Tam cevabı verdiniz. Cevabın içerisinde de soru üretti gene şeytan. Biraz da ileri götürdü. Tekrar o cevabın içerisinde bir soru aldı. İlk sorduğun soru seni ok böyle götürürken onlara ürettiğin cevapların içerisinde soru sorulardan seni bu tarafa götürmeye başlar. Onun için Peygamber Aleyhisselam bir hadis devrinde, hadis şeriflerinde bazı kavimler çok soru sorarak helak oldu. Bir daha anlatayım bu çok önemli. Çok lazım. İçinizde bir soru geldi. Yani araştırmayacak mıyız? Araştıracağız ama Artık bu meleke sahibi hep böyle hep yalnız kalmak. Arabada giderken, seyahat ederken, derste ederken, ne bileyim yani mutfaktayken, tuvaletteyken hep böyle düşünür. Hep. Niye düşünüyor? Hep hatırına gelenlere cevap vermeye çalışır. Hatırına gelen cevap vermeye çalışır. Hep cevap. Ne yapar diyorum. Ha. Ya kardeşim şu anda sana lazım mı? Böyle bir meleken gelişmişse, böyle bir zaafın olduysa, doğru dahi olsa bir sorun, hiç cevap üretme. Hiç üretme. Bak, Soru sordun içinde. Cevabı buldun. O cevabın içerisine gene soru, soru üretecek beyim. Bu sefer buraya götürdü. O, so, o cevabın içerisinde de soru üretti. Aslı soruda ne kadar uzaklaştın? Sonra bu böyle miydi? Sonra bir soru da sordu. Cevabı verdim buraya geldi. Bunun içerisine bir soru sordu. Bu tarafa geldi. Bu sorunun içinde bir cevap bir baktın ki böyle giderken böyle geliyoruz. Ne yapacaksın? Hiç ilgilenmeyeceksin. İlgilenmeyeceksin kardeşim. Soru yemlenmektir. Şey misali çok veriyorum. Su içerken yaban okusu Afrika'da gölden timsah timsah şeyini yakalamış. Boyun ağzını, ayağını veya boyun veya kafasını yakalamış. Suya çekiyor sağsına. Arkasından aslan gelmiş, butunu yakalamış, karaya çıkıyor. ikisi arasında. Şimdi eğer timsah sudadır. O ve aslan dahi olsa suya girse timsaha karşı şansı yok. Çünkü timsa sahasına çıkıyor yemini. Eğer timsa dahi ve oküz dahi karaya çıksa aslana karşı şansı yok. Sebebi niye aslan karaya çıkıyor? Niye timsa suya çıkıyor? Herkes sahasına çıkıyor. Soru sorarak sizi sahasına çekiyor adam. Eğer onun sahasına düşersen Mesela aslanla timsah boğulsa, eğer aslanı bu şekilde suya çekse timsah, 1-0 galiptir o. Yani aslan suya mı durmakla uğraşsın, onunla mı boğulsun? Alttan koparacak, karnını düşecek. Ama timsah karaya çıksa, onu aslan deviriyor. Karnını yarıyor. Onun için soru sormak yemlenmektir. Son bir misal veriyorum. Ben çocukken tavukları akşam üzeri koy, kümesi koyacağım. Bili 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 bili, bili, bili biraz koyuyordum. Bili 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 biraz koyuyordum. Bili 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 ta kümese kadar getirdikten sonra hadi girin. Demek ki yemlenmek yemlenmek içinmiş. Yemlemek yemlenmek içinmiş. Sorunuza cevap aramayın. Devam edeyim. Sıkıntılarına baksana noktalı virgül. Diğer insanlarda ilişkilerimizden kaynaklanmış. Düşmanınızın bilmediğini de dostunuzda söylemeyin. İlk 40 yaşına kadar bilgi birikimi için kitap okumaktır. 40 ile 60 arası ise o bilgileri yorumlayıp ona dönüşmektir. Ve 60 sonrası ise dönüştüğüne dönüşmek ve dönüştürmektir. Mehmet kaçtasın? Kaç yaşındasın? 30 Daha 40 olmadı. Oho. Bir daha. İlk 40 yaşına kadar bilgi birikimi için kitap okumaktır. Bilgi topluyorsun arı gibi polen. 40 ile 60 arası ise o bilgileri yorumlayıp ona dönüşmektir. 60 ve sonrası ise dönüştüğünü o dönüştüğüne dönüşmek ve insanları dönüştürmektir. Bilgi geçmişe aittir. Gelecek bilgisi dahi olsa. Gelecek bilgisi var değil mi? Bilgi elde ettin mi abiler? Bu çok ilginçti. Benim tuhafıma gitti benim de. Her bildiğin şey geçmişe aittir. E, gelecek hakkında gelecek bilgisi dahi olsa geçmiştir. Bildin çünkü. Çok tuhaf. O zaman geçmiş mi Çünkü bak çünkü devam ediyor. Her bildiğiniz bıraktığınız şeylerdir. Niye geçmiş? Her bildiğin şey bıraktığın şeylerdir. Başka devam ediyorum. Büyüklüğünüzü güneşin batışı sırasında gölgeniz ile yargılamayın. Bunu şey demiş benim sözüm değil. Pisagor demiş. Kimde ne almışsam Pisagor bir şey yapan bir matematikte mi fizikte bir kural bulan adam. Pisagor. Demiş ki büyüklüğünüzü güneşin batışı sırasındaki gölgenizle yargılama. Yani güneş batıyor ya seni çok büyük gösterir. Ona aldanma. Gözüktüğün gibi değilsin sen. Gölgen kadar uzun değilsin. Sen aslında kısasın. E niye uzun gözüküyorum? Güneş batıyor da ondan. Senin alakası yok. Bazı insanların gölgesi çok büyüktür siyasiler gibi veya palavra konuşanlar gibi veya kendisi yaşamayan alimler gibi. Dili çok uzun. Yaşamıyor. Onun gölgesidir o. Susmayı bilmek en büyük erdemliktir. Kelimelerin sırlı derinlikleri vardır. Kelimelerin sırlı derinlikleri vardır. Zaaflarınızdan gücünüz ortaya çıkacaktır. Zaaf insanın zaafı onun gücünü gösterir. Depresyon geçmişin korku geleceğin habercisidir. Bu nerede bulacağım böyle bir cümle? Bir kitap okuman lazım ya. Depresyon nedir? Niye için depresyona giriyorum? 100 sayfalık kitap oku. Depresyonda isem geçmişteyim. Korku, kaygılarım varsa gelecekteyim. Ha ölüyorum. Ha <laughs> çıkacak. Hiç iyi Gelecektir. Peki çaresi ne? Geçmişin çaresi nokta istinat. Allah'a imanı arttıracaksın gelecek kaygıların çaresi nokta istimlat, ahirete imanını arttıracaksın. Şizofreni nedir? Ee, küçük bir dünya kuruyorsun kafanda, onun içine giriyorsun. Orada doğrular ve yanlışlar var. Gerçek dünyadan kopuyorsun. Burada yaşıyor. Mehmet'i getiriyorum, söylüyorum, ediyorum. Sonra diyorum, Mehmet sana dün demedim mi ya? La abi nerede dedin ya? Vallahi dedim sana mutfakta dedim ya. Allah Allah bir de inkar ediyorsun. Sen de diyorsun, ulan bu adam ciddi bir adam. Bu yalan demez. Bu sen, sen de hastayım. Ulan bu, adam yalan demez. Ulan hakikaten bana dedi de mi bilmiyorum ya. Oysa öyle bir şey yok ha. Nerede yapmış? Sizofreni. içindeki buradaki Mehmet'e demiş. Ama buradaki Mehmet'i karıştırıyor. Ya nerede bu öz böyle şey 13. şu adam. Çıkart. Memnuniyetsizlik şu anını azaba çevirir. Asın belası. Yalnızlık, memnuniyetsizlik. Kızını, oğlunu, kanımını, kocanı, kardeşini, babanı. Kim olursa olsun memnun edemezsiniz. Memnuniyetsizlik şu anını azaba çevirir. Peygamber Aleyhisselatü çaresini söylemiş. Hadisten şey yaptım. İnsanların akıllarını ve kalplerini tatmin, teskin, terak ettirmedikçe hiçbir iyiliğiniz hiç kimseyi memnun edemeyecektir. Ne yaparsa yapsın. ...insanların akıllarını, kalplerini tatmin, teskin, terakki ettirmedikçe bir manadis. Ettirmedikçe Hiçbir iyiliğiniz onları memnun edemeyecektir. Memnuniyetsizlik asır. Bir yalnızlaştırılmış bir asır. Memnun olamaz ya. Hiçbir şeyle demesin kardeşim. Ne iyilik yaparsan yap. Kalbini tatmin ettin mi? Aklına malzeme verdin mi? Hedefini bağladın Ondan daha şey yok. Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. Bir babanın oğluna verebileceği en büyük sermaye bir kamyon altındır. Ne Demiyor. Ne diyor? Ne diyor? En güzel ahlak en büyük sermaye odur. Depresyon geçmişin korku geleceğin habercisidir. Memnuniyetsizlik şu anını azaba çevirir. Hayatın varsa hayatla yapılanlarla senindir. Hayatın varsa hayatla yapılanlar senindir. Hayatın varsa. Hayat ama kendi hayatını yaşamıyorsun, başkasının hayatını yaşıyorsun. Ne yaptınsa başka sadı oluyor? Onun için seni mutlu edemez, düze çıkartamaz. Hayatını sen kendi hayatını desinler diye yaşamıyorsan, sen kendini yaşıyorsan, hayatın varsa hayatla kazanılanlarda her şey senindir. Bir çağını bilemeye devam edersen körleşecektir. O kadar da yapma. Çok çok şey, çok soru, çok bileceğini zannediyorsun. Veya bir çağı çok bilersen, bilenmiş bir daha biliyorsun, körleyecektir o. Tam bilermiş. Bir de bilersen köl, kölleştirmek demektir. Zeki insanlar kaderi sorun yaparlar. Akıllılar kaderlerinden memnundur, memnundurlar. Zeki insanlar kaderi sorun yaparlar. Akıllılar ise kaderlerinden memnundurlar. Akıllı ne demektir? Aklını vahye bağlayan, zeki kimdir? Vahiden aklını kopartanlar. Onun için muzdarip, izdiraplı, sıkıntı, psikolojik sorun yaşayanlar zeki insanlardır. Ondan ehli dünya, ehli dalalet, hayatperest insanlar devamlı e, zeka, deha hep onu vurgu yaparlar. Oysa Kur'an hep vurguyu akla yapar. Yakılun, takılun, efele tefekkerun, efele tedebberun, fetebiru yaulil elbab gibi ayetlerle hep akla vurgu yapar. Evet, abi akıllı insan iradeyle hareket ettiği için mazi ve müstakbeli aynı anda görüp zeki sadece halde kaldığı için evet. kaderden o yüzden memnun değil diyebiliriz değil mi abi? Evet. Çünkü akıl, mazi ve müstakbeli kanatları açıktır. Onu da irade yapar. Mazi ve müstakbelden kopuk anda tercihler yapan ihtiyardır ve zekidir. Zeki hazır zevke müpteladır. Geldi bir rüşvet, geldi bir haram, bu bir fırsattır, bir de bulamam der. Akıllı adam yapmaz işte bunu. Ölmek için yaşın müsaittir. Yaşlamayı bekleme. Yaş bekleme. Hayatı sana ciddi olduğunu hissettiren namaz, tövbe ve istiğfardır. Artı ve eksi kutbu gibidirler. Artı ve eksi kutup gibidirler. Nedir o? Yoksa oyun ve oyalanmak olur. Yani namaz kılmak artı kılmamak eksi. Yani o zaman tövbe ve istiğfar artı ve eksi kutup gibidir. Elektrik o zaman akıyor. Hayatı sana ciddi olduğunu hissettiren hayatın yani yoksa tersi düşünün. Hayatın ciddi olmadığını hissettiren namaz. Bak namazın ciddidir. Yelabun diyor ya şeyde 16. mektubun sonunda ben diyor şey yapmıyorum. Oyun oynamıyoruz diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir mana buyurmuşlar ki bir mana. Her bir ümmetin imtihanı farklı. Benim ümmetimin imtihanı ise mal mülk biriktirmek olacaktır. Öyle acayip bir şey ya. Aa böyle bir şey. Aa, aa, böyle. Ne kendisine ne ailesine. Bazıları var hiç böyle. Aile kendisine de yok. Bazı var aileye var hizmete hiç yok. Hiç yok yani. De hep böyle ya. mesela e, şey olacak değil mi mesela hizmet dershan açıldı. Bakar hep kirayı o ödesin. Bakar çayı hep o getirsin. Bakar hep emreder yani. E, çayı yapsın. Ama ücret hep kendisi alır. Ben gözükür Yani. Acayip bir şey ya. Çok çok tuhaf. Nasıl bir aletse. Kirayı o ödesin. O çay yapsın. Ama hep ben olayım ben mer merkezde. Ben bana sorulsun. Benim üzerine cuman Ben karar vereyim. Ben bilineyim. Ben konuşulayım. Ama Zareka'da hizmette menafiye bir, menafi bir kutusuya beş parası yok. Acayip. Hep bakar o getirsin. Çelezi çayla içilecek değil mi? Çocuklara ikram edeceksin. Bir şey getirmez. Acayip. Başka? Ramazan bir fırsattır aileler için. Ya bu arkadaşları çağırayım dershaneye. Bir evde çorba yaptırayım, yemeği yap, yaptırayım. Ya iftar açtırayım. Allah Resulü demiş ki yani kendinizi bir hurma ile dahi olsa ateşten koruyunuz. Yani ikram edin, oruç açtırın diyor. Bir defa koca Ramazan geçti. Bir defa iftar vermemiş. Çok acayip değil mi ya? Koca iftar geçmiş. şey Ramazan 30 gün. Bir gün iftar vermemiş. Koca Ramazan geçmiş. Zekatın dışında para bir sadaka vermemiş. Ama cennetin ortasında bu. Radiyallahu anh hazretleri. Tuhaf. Kendime yazdım bunları. Ayetlerde de çok geçiyor mallar ve çocuklar. Evet çünkü mal, ayette öyle geçiyor. Mallar ve çocuklarınız imtihan bak diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir mana buyurmuşlar ki okudum. Her, bir, her ümmetin imtihanı farklıdır. Benim ümmetimin imtihanı mal mülk biriktirme hastalığı olacak. Bu hastalıkmış. Bir Müslüman da bundan ne kadar kaçınırsa bu mal mülk biriktirmekte o nispetle mutlu olur. Peki cezası nedir dünyada? İstisnalar hariç. Niçin biriktiriyordu? Kendini mutlu etmek için sıkıntı çekecektir. Niçin biriktiriyordu? Çoluk çocuğu. Çocuğun, çoluk çocuğun hayrını göremeyecek. Çocuk hayırsız olacak. O biriktirdiği parayı çoluk çocuk çarçur edecek. Kime mal biriktirdiğine baksana ya. Acayip bir şey. Nasıl? Biriktirdiğini hiç hizmete vermedin. Kızın var. Elin oğlu yarısı alacak. Damadın olacak. O yiyecek. Oğlun var elin kızı yiyecek. Gene sen kabirden böyle bekleyeceksin. Gazali'nin sözüyle. Aşağıda hesap verirken bir mal hakkında yukarıda miras kavgası yapacaklar aynı şeyi. Miras kavgası yapılırken sen onun hesabını vereceksin. Elin kızı veya elin oğlu yiyecek ya. Lan aktar kendine ya. Aktar ya bir hizmetin olsun ya. Hizmetin olsun bir şey olsun ya. Sungur abi demiş abi hani şey için. Bu Kastamonu'daki kıyamet alametlerini söylerken şey demiş abi. Yani artık hizmetteki haber vermiş böyle. Yani mallarınızı biriktirmeye gerek yok. Yine dese kapıya. Demiş yani. Ne demiş? demiş abi artık mallarınızı biriktirmenize gerek yok. Hepsi hizmete verin demiş kıyamet yakında demiş yani. E bitmiş yani. E bitmiş. <laughs> Ciddi diyorum. Eğer bu siyasi işi böyle de olmasaydı, he vallahi, verilen hep aleyhinde olan hep lehine dönecektir diye okuduğum şey. Bu eğer böyle bir şey olmuş olsaydı Allah biliyor. Tamam. Benim alemimde bitmişti. Çünkü zahirine alel hak Ustadın dediği gibi Menderes dönemi olmuş bitmişti Tamam demek ki bitmiş Çünkü usta diyor ki maddi ve manevi bir kıyamet Kopmazsa manevi kopunca maddi de Kopacak manevi Adamlar bitmiş <laughs> Yok o yani şöyle Demiş Sungura Sungura bir Diyor ki Maddi ve manevi de diye sordular Hani bir feleç göreceğiz Bir 10 sene say Menderes dönemi Sayabilirsiniz demiş Yani böyle olursa Öyle 10 sene fereç o fereç odur dedi. Olabilir dedi. Ee, şimdi 142 kastandı diyor ya. Maddi ve manevi bir kıyamet kopmasa. Demek ki kıyamet kopma ihtimali var. Bayağı var. Zahirini alelak olacak. Ee, şimdi bir baktın Türkiye bu seçimde 100 senede bitti. Yani bundan sonra böyle bir şey olmuş olsaydı tamamdır yani. Şey yok. Artık o, o bir e, şey bitmiştir. Allah kıyameti erken almış oldu anlamına gelecekti. İtimad edin aynen öyleydi. Evet öyle olacak. Bitmişti canım. Yani ne fırsatın varsa ver kardeşim yap. Bana verme. Kendine ver. Eşine de verme. Kendine ver. Gideceğin yeri ısıt. Gideceğin yere bu güzel kalorifer döşe. Orada fayansları kalite yap. Lambaların güzel olsun nabacan suların kaliteli olsun. 7,5'tan aşağı bir oksijenli olmasın. Su götür kabire. Götür. Akıllı ol. Yani size de söylüyorum ha. Bak vakıfsınız. Masanızın bir şey, bir şey, bir şey koyun. Ha benim ne oldu o benim sadak attığım kutu kumbara, kumbara. Kumbarayı çıkarttık. Afrika'da kurban için bizim şey var. Bizim Darül Envar'a şey var ya. Ömer'e bağlı orada kurs var. Hafız. Oraya kurban kesilmek için vesaire gönderin Ben ee, ben şey açtırdım kumbara. Ama yamuk yumuk olunca bayrama dedim ki düzelt onu. Bir de yeni kumbara alayım. Atıyorum. Her gün bir sadaka atıyor. Demedi ki şunlar şunlar istisnadır. Sadaka belayı def eder. Sadaka hiç atıyor musunuz? Atacaksın kardeş. En azından iki, üç günde bir, bir lira at ya. Abdülmelik abi çok güzel. Bende de var. Bir Müslüman bundan ne kadar kaçınırsa mal mülk birlikleri o nispetle Allah Resulü'nün o hadisinde çıkartılan mana o nispetle mutlu olur. En azından vicdan azabı, yaptım mı yaptım dersin. Hayatı sana anlamlı kılıp farkındalığını artıran hayatının içine farzların ve haramların olmasıdır. Bu düşüncenin ve hislerin canlı olmasıdır. Hayatı anlamlı kılan nedir? Hayatın içerisinde bal olan değildir. Resul, balın geldi mi? bir kısmı. Yani suçu kargoya mı dediler Ömerem? Onlar onlar yolda. Ha tamam. Şimdi şu. Hayat Latif şey bu da hayatı anlamlı kılan senden daha değerli şeylerin hayatının içinde olması. Senden daha değerli haramların olması, senden daha değerli farzların olması. Eğer hayatımızın içerisinde haramlar ve helaller olursa hayatımız anlam bulur, sıkıntılar basamak olur yukarıya. Eğer hayatından daha basit şeyleri hayatına gay yaparsan hayat anlamını yitirir. Sıkıntılar aşağı doğru merdiven olur. İntihar seçenek olur. Ya demek ki hayatı anlamlandıran namazdır ya. abi demiş abi, ben Ha ya. Niçin okuyorsun demişler değil mi? Tahir abi oku oku oku. Niçin okuyacağız? Namazı güzel kılmak için. Vay be. Mesela bir namaz olmasa biz öğleyini ikindi öyle kılamazdık ki. Ne düşüneyim bazen dini ha ne düşüneyim bazen niye dediğimden daha hayırlıdır. Yani sus. Ne düşüneyim be, bazen ne düşüneyim bazen niye dediğimden daha hayırlıdır. Mesela bir şey demek bazen öyle oluyor ki yani iyi oldu. Yani ben buna demem iyi oldu zannediyorum ama keşke demeseydim daha hayırlı olacaktı. Bir şey demeseydim. Yani onu düşün. Ne düşüneyim meselesi. Bazen niye dediğimden niye dediğimden daha hayırlıdır. Yani deme de düşün yani. Deme bir şey. Her fırtına sana zarar değildir. Bazen de yolunu temizlemek içindir. Tozları kaldırıyor, yıkıyorlar. Mesela kurban kesince istisnasız ben ömrümde görmedim. Mutlaka bir veya iki üçüncü gün bir yağmur gelip yıkar. Bir de okuyorum. Her fırtına sana zararlı değildir. Bazen de yürüdüğün yolu temizlemek için eser. Kendini hayır anlamına gelmeyecek başkasına evet diyebilirsin. Öyle bir evet de ki kendini ortadan kaldırmasın. Kendine hayır anlamına gelen karşıya evet deme. Onun için hayırda hayır vardır. Hayır demekte de hayır vardır. Bu asırda hele. Hayır demekte de hayır vardır. Ne kadar bildiğin bir derece önemli, önemli olan onu nasıl kullanacağındır. Ne bildin, ne kadar bildiğin bir derece önemli, önemli olan esas o değil. Onunla ne yapacağındır. Kalbi kirli olanın anlayışı da kirli olur. Anlayışı da kıt olur. Günahlarla yoğrulan bir insanın derslerde intikali olmaz. Kirli ya. İkinci lemada söylüyor. Kalbi siyahlandıra siyahlandıra günahlar katılaştırıyor. Kalbi kirli olan, aklı kirli olan adamın anlayışı da kıt olur. Anlayamıyorum dedi. Nasıl anlayamıyorsun ya? 10 yerde misal veriyorum. Kafadan misal veriyorum. E, cemiyette misal veriyorum. Ailede misal veriyorum. Ağaçta misal veriyorum. Gene anlamıyorum. Ne yapayım kardeşim? Ne dedim biliyor musun? Ahmet Feyzi abi gibi söylüyor. Ustadın avukatı ya. Ona demişler. Ustadım şey abi Ankara'da. Niye anlamıyoruz biz risale Kardeşim demiş haram yiyorsunuz da ondan. O öyle demiş. Zübeyr abi niye anlamıyoruz? Dert edilmedin de ondan demiş. Dert edindin hangi şeyi anlamadın ki? Haramla kalbi ve aklı bulaşanın kalbi ve aklı kirli ve bulanık olduğundan mana en bedi şeyi de anlamaz. Bir daha en bedi şeyi de anlamaz. Bir daha en bedi açık şeyi de anlamaz. Anlayışı kıt olur. İntikali olmaz. Rüştü abi renk çok güzel abi. Rüştü abi Demiş. Ne demişti? Dur unuttum. Yalan konuştuğumuz için demiş. Evet. Rüştavi abi dedi ki, çok acayip. Niye anlamıyoruz demiş. Çok yalan konuştuğumuzdan. Aslında kendim kendimi öfkelendiriyorum. Bazen hariç gözükse de onun da aslı benim diyorum. Bak. Aslında kendim kendimi öfkelendiriyorum. Yani oturup düşünüyorum. Hiçbir şey yok. Kend hani Anadolu'da bir laf var. Ağırmayan dişine kerpetin takmak. Bazen aslında aslında kendi kendimi öfkelendiriyorum. Bazen hariç gözükse de onunla da as, aslı benim. Yani dışarıdaki şeyleri düşünüyor. Onu düşünüyor. Niye böyle canını sıkıyorsun? Olumsuzlukları düşünüyorsun da. E, düşün, çünkü insan düşüncesine dönüşüyor. Ne düşünüyorsan ona dönüşüyorsun. O zaman ne istiyorsan o. Oturup böyle. biliyorum da onun için söylüyorum. Böyle bir Aa derdim yok ya. Aa sıkıntım yok. Hayret. Hayret ya. Ben nasıl iyiyim ya? E acaba hasta olur muyum? Hop. Kendi hastalığa dönüştü. Böyle tipler var. Mesela bir tane söyleyeyim. Hiçbir şeyim yok. Bu adam basit adam değil ha. Luna Park'ın baş ustası. Yönetim var ya. Bu kadar aletleri, spor şeyleri, o eğlenceleri yönetenin tepe adam. Ben bir haftadan beri hiç ağrısız olamazdım ya. Hiçbir yerim ağarmıyor. Duyuyorum ha bana diyor. Mutlaka gizli bir şey işliyor. Ee, Çeketimi ver. Ben Şişli Etfal'a gidiyorum. Bir, bir check-up yaptırayım. Bakayım ne var acaba ya. Niye ağrım yok ya? Niye sıkıntım yok? Yalan söylemiyorum ha. Ve artık bütün hastaneler bunu tanımış. Müdür de olduğu için. Kapıdan gelince diyorlarmış ki falan. o Siman'a baktık hiçbir şey yok hadi git. Kötü bir geçmişi güzel yaşayarak güzel bir geleceğin oluşumuna inanman ancak kaldırabilir. Yani geçmişin kötü mü? Güzel yaşa. intikamını al. Keşkelerle uğraşma. Tövbe istiğfar ne et. Geçmişten intikam almanın en güzel yolu bu şimdi şimdiki zamanı doğru yaşa. Bir iki tane de kaldı veya Sabır boyun eğmek değildir. Allah canibinden bakabilmektir. Bu da benim için çok önemli. Ben, ben çalışıp çıkarttım veciz cümlelerden. Sabır yutkundum değildir. Sabır Allah Resulü'nün tabiriyle kadın bağırmış, bağırmış diyeceğini demiş. Hırçınlığını yapmış, çocuğu ölmüş ya. De artık yormuş, diyeceği yok. Sabredeceğim artık. Beni sabırlı göreceksiniz. Allah Resulü demiş ki sabır ilk olayın olduğu andaki durumundur. Ha. Sabır nedir o zaman? Boyun eğmek değildir. Allah canibinden, kudretin azameti altından bakabilmektir. Allah ile, Allah ile yorumlamak yani. Başka? Yanlışı anlamaya hazır olana doğruyu anlatamazsınız. Yanlışı an, yanlış anlamaya hazır olana doğruyu anlatamazsınız. Çünkü yanlış odaklı. Bir şey anlatıyorsun. Bu bana demek istedi. Lan yemekte bir şey söylüyoruz, çayda bir şey anlatıyoruz, derste bir şey anlatıyoruz. Koca 200 kişi, 250 kişi derste bir şey anlatıyorum. Evdekiler telefon etmiştir. Yoksa benim bu durumumu bilemez. Benim eşim demiştir, kardeşim demiştir. Veya nereden aldı, nereden biliyor benim durumumu? Lan motor aynı. Araba tek diyorsa şu şu şu. 5-6 tane sebebi var. Bir tanesi sende işte. Sende de var, bende de var. Senin motorun da benim motorumda aynı. Tabii tek diyorsa hemen başka arama kardeşim. Bir bak yakıtına, bir bak elektrik aksamına. Ondan sonra ötekisi. Bu diş saldır. Yani aynıyız yani. Sendeki dert bende de var yani. Ya diyor ki derste veya hiç unutmuyorum ya. Ne ya abi dedi ya. Her kahvaltıda, her çayda ya. Yeter abi bana hitap etme ya. Allah Allah. Allah kardeş. Allah, Allah. He ya, inan ya. Yeter ya hep bana hitap ediyorsun ya. Yeter artık ben dayanamıyorum ya. Dedim ki kardeş hayırdır biz çay içiyoruz. Çay da şey de biz çay sohbetimiz var böyle derslerimiz çok. İlmi psikoloji konuşuruz. Senin alakası yok kardeş sevgili kardeşim. Canı sıkma. Ya Gel, gelmiş istifadeci. Olur mu abi hep bende bahsediyorsun. İnan seni bahsetmiyorum. Ama senden seni sevenin inecek kadar basit bir insan değilim. Ben insanların ömürlerine ömrümü satmam. Yani sana seninle meşgul olmak Ömrümden 10 dakika satmaktır. Sana bunu verecek kadar değilim. Ama bu konuşmam sana isabet ettiyse şükret. Yat kalk şükret. Buraya zaten bunun için geldi. Benim sözüm size dokunmaması lazım. Çünkü emsal değiliz. Akraba değiliz. Bir şey paylaşmamışız. Sana bunları söylüyorsam kendim yazdım. Başkası için yazmadım dedim. Yok abi ben daha kalamam dedi ya. Tamam kardeşim. Hadi bakalım sen kalk git. Gitti diyecektir sonra. Esnaf oldu, bilmem ne yaptı, hiçbir yerde iş tutamadı. Kafama diye böyle vuruyor. Sultan Bey. Kafasına vuruyor. Ben o fırsatı nasıl kaçırdım? O terbiye oluyordum. Oysa umumi konuşuyordu abi. Ben şey yaptım. Çok yalvardı ama bitti. Ve hayatı bu ödüyor. Bak görüyor musun? Niçin pek isabet etti ona? Aynı dert hepimizde var kardeşim. Gene konuşuyoruz. Oysa ben seninle, seninle özel ilgilenecek adam mıyım ya? Zamanım yok ya. Senle ondan sonra ilgilense öpte başına koy. Tek tek. Tek tek nasıl ilgileniyor? Mesela siyasi durumlarda. Abi ne olacak abi? Yani o kadar telefon yağıyor. Bir Allah'ın kuluna cevap veremedim. Veremem. Daha beni niye arıyorsun arkadaş? Dedim zaten. Gir derse hiç girmezsin. Yazıyor bir tanesi. Abi beni Whatsapp'tan attılar. Hiç girdin mi? Hiç girmemiş. Öyle bir şekilde girmiş. Kaymış kenara çıktı. Ben de Sarkan dedim. At kardeş. Bir ay hiç girmeyeni at. Tutma kardeşim başkalarına işgal etmesin. Hiç şey girmiyor. Bu derslere girmiyor. Abi sıkıntım var. Lan bu sıkıntıyı. biz daha kaç saat, bir saatte geçiyor okunca, okuyoruz. Son bir cümlem kaldı da. Kardeşim e, kendine yatırım yap ya. Maçlarla, müziklerle ne bileyim siyasette bu kadar zaman veriyorsun. Son. Psikolojik hastalığın en temellerinden neymiş? Karşılaştırmak. Şikayet etmek, suçlayıcı suçlamayı bırakmak, takdir etmeyi bilmemek. Bir daha söylüyorum. Psikolojik hastalık nedir? Bir, en temelleri şudur abi. Eşini, kocanı, karını, kızını, oğlunu, kardeşleri, abini, kardeşini, ben de seni. Ya Furkan bu ee, İbrahim'le, İbrahim böyle, sen niye böyle? Kardeşim bu terbiye mi ediyorum? Düşman yapıyorum. Seni çökertiyorum. Eşini de öyle. Ya falanca kadın böyle, falanca adam böyle. Kardeşim karşılaştırma. Hiç unutmuyorum. Dedim, dedim ki bir tanesini bir abiye. Ben ne yaşta dershanede. Abi ben senden olsaydım. Dur dedi. Dur Hasan. Buyur abi. Sen ben olma dedi. Sen ben olursam o zaman sen niye varsın ki dedi. Zaten ben vardım dedi. Anladın mı? Ben senden olsaydım deme. O odur, ben benim, o da odur, bu da budur. Geçmişi getirme şimdi. Sakın kimseyi kimseyle karşılaştırma. Bir. iki, Şikayetçi olma. Hep şikayet ya. İyilik dikenleri de gör. Mevlana demiş ki niye diken var demiş gülde? Demiş gül olduğu için. Niye? Gülü korumak için var. Elini batması için değil. Korunsun, kokla demiş. Koparma, burunla al burunla alırsan faydanı eline batmaz. Niye eline batar? Yanlış yaptığı için batar. Niye batar? Niye koparıyorsun? Koklamak içindir o. Sırf kendini has kılma. Koparıp kendini has etme. Eve götürme. Herkes burnunda istifade etsin. Çünkü sinekler de konacak. E şey, arılar konacak. Sinekler konmaz. Sinekler pisliğe konar. Bir, karşılaştırma kimseyi. İki, şikayetçi olma. Üç, suç, suçlayıcı, suçlayıcı ustup kullanma. Ya ne biçim yapıyorsun ya gibi. Ya ben sana demedim. Yani suçlayıcı ustup kullanma bir de takdir etmeyi bil. Nedir o? Adam emek vermiş ya, yemek yapmış, temizlik yapmış, ders yapmış, sana hazırlamış. Giriyor derse, derse giriyor, yemek yapıyor, emek veriyor. Ya bir takdir et ya, acayip bir şey ya. Hele bunlar daha çok e, şeylerde çok etkili oluyor, hanımlarda. Şimdi ders yapılıyor, hazırlanıyor vesaire. Gayret ediyor. Derse giriyor. Sanki şeye benziyor. İftarı biz niye yaparız böyle? İftarı niye veririz? Kaynaşmak için değil mi? Onun için iftara. Adam gelir iftara. Yemeği yer. Kaynaşmak yani otur çay içeceksin. Sohbet edelim, tanışalım diye. Yemeği yiyor, çekip gidiyor. Ağzını siliyor. Lan seni sıf yemek için çağırmadık ki. Eleştire bile varmış. Bize bir gün öyle bir mesaj geldi. Ne diyor? Öyle kadınların ders günü yapılıyor. Kadın geliyormuş ders yapan kişi. Eleştiriyor bu olmamış şu olmamış acayip bir şey ha bir de eleştiriyor yani kardeşim online girdim her şey girdi he Allah razı olsun kardeşim emek verdin ya gayret ettin eline gönlüne aklına dermanına şu olsun güç olsun lan o daha fazla çaba şey görüyor ağzını siler gibi yemi, çekip gider gibi online olsun ders canlı ders olsun ya yani beraber çekip gidiyor bir takdir ya takdir et ya. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükretmez yahu. Ben bununla şunu kastediyorum. Yani insani değerler Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl takdir ediyordu? Oturuyor. Ha böyle kahvesini oturuyor. Tamam. Ha oturuyor. Beyefendi Hazretleri. Radiyallahu an Hazretleri. Otur kahvesini içiyor şöyle. Olmadı ya o ne biçim konuştu ya. O yanlış yanlış. O şeyi de bilmiyor. Biyolojik de öyle. Biyoloji de öyle değil ya. Kardeş ama daha abartıyorsun ya. Tamam bitti mi? İyi. Me gene centime ne? Medeni. Tenkidini ifade etmiyor. Kapatıyor. Ağzını. Öyle yıkamıyor. Bak kardeşim böyle Müslüman olmaz ya. Böyle Müslüman olmaz ya. Nurcu'dan bahsetmiyorum ha. Bir. Psikoloji en temel hastalıklardan bir tanesi demiştik karşılaştırmayacaksın eşini, aşını, işini. Kimse, herkes kendisine hastır. Şikayet etme hayattan. Hayatın güzelliklerini gör. Hastalıktan şundan bundan şikayet etme. 3. suçlayıcı, aşağılayıcı, basit, hor görücü ustup kullanma. Gördüğün iyilikleri takdir etmeyi bil. Ve ahir davahum. Enilhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.